Evet Mete Bey, ee, Kazakistan'da yaşanan olayın perde arkasında ne olduğunu görebiliyor muyuz? Ya da e, takip ederken gördüklerimiz bize nasıl ipuçları veriyor? Şimdi e, şöyle söyleyelim, Cumhurbaşkanı Tokayev ulusa sesleniş konuşması yaptı. Askerlerine, protesto gösterilerine katılanlara uyarı ateşi yapmadan e, vur emri verdiğini söyledi. Ulusa sesleniş konuşmasını da Rusça yaptı. Bu da tepki çeken bir boyuttu. Çin televizyonu da devlet başkanı Xi Jinping'in Tokayev'e destek mesajını yayınladı. Xi, ee, durum ne olursa olsun Çin Kazakistan'ın güvenilir bir dostu ve iş ortağıdır. Desteğimiz sizinle ifadelerini kullandı. Ee, İçişleri Bakanlığı da olaylarda 18 güvenlik görevlisi ve 26 silahlı saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. En az 3 bin eylemcinin de e, gözaltına alındığı bilgisi var. Kısaca nasıl başladı mevzu? Dilerseniz e, oradan yola çıkarak izleyicilerimize aktarmaya gayret gösterelim. Siz ne gözlemliyorsunuz? Tabii e, e, harita başında da kısaca bir e, özetleyelim isterseniz. Yani bu coğrafyanın önemi nedir? Buyurun oradan başlayalım. Madem verdiler haritayı arkadaşlarımız görelim. Ya şöyle söyleyeyim ben. Sonuçta Kazakistan uzmanı falan tabii, değilim. Tabii tabii. Evet, yani, yani bunu baştan söyleyeyim. Hani şimdi insanlar hemen başlayacaktır. Kazakistan <laughs> uzmanı mı çıktı? Ben Kazakistan uzmanı falan değilim. Kazakistan'ın içindeki iç e, durumu da e, onlar kadar iyi bilemem. Tabii. Ama benim yapacağım değerlendirme bir genel değerlendirmedir. Kazakistan'dan başlayarak değil önce bir genel değerlendirme yapmak tabii, isterim tabii, onun üzerine. Zaten hiç uzatmaya gerek yok. Hiçbir şey yapmasanız da. Şu haritaya baktığınızda Kazakistan'ın önemini anlarsınız. Yani şu harita bile size Bulunduğu Kazakistan'ın konum. ne kadar büyük bir yerde olduğu, konumda olduğu, jeopolitik olarak ne kadar önemli bir rüki olduğunu size gösterir. Bir de buna yeraltı kaynaklarıyla beraber değerlendirmeye başlarsanız Evet tablonun birinci kısmı tamamdır. Peki ikinci kısmı nedir? Asıl, asıl ikinci kısım, önemli olan kısım Çin. Son dönemde Çin'in biraz önce açıklamasını aktardık efendim. Çin'den gelen açıklamayı da aktardık Tabii. biraz önce. Yani şöyle söyleyeyim size şimdi Rusya için Kazakistan çok önemli. Neden? Neden? Ee, şimdi Rusya sınırının neredeyse güney kanadının tamamını kaplayan bir ülkeden bahsediyoruz. Hı. Bakın yani şu hattın büyüklüğü öyle küçük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Yani Türkiye'nin neredeyse herhalde doğru 3 misli 4 misli, üç, dört misli, falan, misli, dört misli, misli yani büyüklüğünde bir ülkeden Bizi bahsediyoruz. Olarak, evet. Ve kaynaklar olarak baktığınızda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmadan önceki önemli kaynakları içinde barındıran ülkelerden bir tanesiydi. Konumu değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. Job de politik toprağı. olarak efendim? 30 yıl öncesine kadar kendi toprağı 300 sene. Tabii tabii 30 sene öncesine kadar kendi toprağı. Ama ee, konjüktürel anlamda baktığınızda önemi azalmadı, tam tersine e, daha da önemli bir noktaya geldi. Hatırlıyor musunuz? Geçenlerde e, Rusya Devlet Başkanı Putin bir açıklama yaptı. Afganistan'daki gelişmeler, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan e, açısından çok önemli dedi. Bizim açımızdan bu ülkedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz adı. Şimdi Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'daki olayları takip eden bir ülkenin Kazakistan gibi bu kadar devasa bir ülkedeki yaşananları önemsiz olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki hayır. Bakın Ukrayna mevzusunda bakın Ukrayna mevzusu Ukrayna'nın olduğu yer şurası. Rusya'yı değerlendirirseniz Ukrayna'daki yaşanacak her şey benim birinci önceliğimdir ve kırmızı kırmızı çizgimle demişti. Kazakistan. da aynı söz. Kazakistan yani. herhalde kırm eğer Ukrayna kırmızı çizgiyse Kazakistan herhalde kalın bir çizgidir. Kalın bir kırmızı çizgidir onun için. O yüzden bu e, farkındaysanız bu olay yaşandığında hemen refleks veren ve 3600'e yakın e, onların kendi seçkin paraşütçü birliğini anında bölgeye gönderen ülkedir. Evet. Peki Çin için Kazakistan ne önem taşıyor? taşıyor. Birincisi bölgedeki tarım imkanları. Çünkü Çin'in ulaşmak istediği önemli şeylerden bir tanesi maden, doğal kaynaklar ve tarım araziler. İster Afrika'yı değerlendirin, isterseniz bu coğrafyayı de değerlendirin. Ayırdığı kaynaklar ve büyüklükler olarak baktığınıza da doğal gaz ve petrol olarak aldıkları, döşemiş olduğu boru hatları dahil olmak üzere Kazakistan Çin için çok önemli. Peki bunun bu pozisyonunda ABD nerede? Hani gözükmeyen, hani burada olmayan ama tam da bunun göbeğinde olan ABD nerede? 1991 yılı e, yani 90'lı yılların sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kazakistan'daki kaynaklara en fazla ulaşım sağlayan, burada yatırım anlamda en fazla kaynak aktaran Avrupa Birliği ülkeleri AB'de. Yani petrol dahil olmak üzere en fazla kaynağı getiren ve madenlerin çıkartılması ve diğer kaynaklar anlamında çıkar sağlayan ülkeden bir tanesi Kazakistan. Bundan bir sene öncesine kadar Kazakistan'la ilgili ABD'de ve Avrupa'da yayınlanan bütün raporlarda önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı diye yazılmaya devam eden tek ülkedir. 2020. Hatta birçok şeyde en iyi yatırım yapılacak olan ülke, en iyi yönetilen ülke gibi böyle kendi aralarında buldukları şeyler var ya, kelimeler ve seçtikleri cümleler var. Kazakistan öyle bir ülke onlar için. ABD için de Avrupa Birliği için de geçerli. Çin için de önemli bir yer. Evet. Ama rekabet anlamında 2030'a kadar gidecek olan sert bir kavga var. 2030'a kadar gidecek olan sert bir kavga var. Kazakistan'ın ayrıntısını soracağım ama bu 2030'a kadar gidecek. gidecek sert olan tam Ka göbeğinde Kazakistan. E başka nereler daha da içine girecek acaba? Zaten Afganistan'ın durumu giriyor. malum bakın, da. Bakın giriyor. Bakın Şu anda Çin, Pakistan'da ciddi yatırımlar yapıyor. Evet. Neredeyse Pakistan-Çin ittifaka doğru gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Hindistan ABD ile ittifaka doğru gidiyor. Hmm. diğer ülkelere baktığınızda Afganistan dahil olmak üzere İran dahil olmak üzere Türkmenistan'a dahil olmak üzere Çin'le beraber iş beraber hareket eden ekonomik olarak hareket eden bir blok oluşmuş durumda şu anda şimdi o zaman Kazakistan'la ilgili şunu sorayım Kazakistan'ın başka bir özelliği daha var ha, Kazakistan Çin'in İpek yolu projesinin ana damarı çok önemli yani Çin, çok Çin. önemli damar ee, Rusya ile Çin aynı noktadan bakıyor gibi biraz. Doğru mu anlıyorsunuz? Çünkü e, farkında mısınız? Geçen gün e, e, ABD'de yayınlanan çok önemli bir araştırma şunu söylüyor. Rakip olan iki ülkeyi Rusya ile Çin'e, ABD'nin yanlış politikaları bir aynı beraber gibi. aynı iradeyi ortak noktaya getirecek bir birleşmeye doğru götürüyor diyor. Jeopolitik olarak ayrı düşünen iki ülke, ABD karşıtlığında ve ABD saldırganlığı karşısında beraber düşünmeye başladılar diyor. O yüzden şu anda bu coğrafyanın içerisinde bir kavga var ve bu kavgayı yalnızca şey olarak değerlendirmeyin. Ee, yani Kırgız Kazakistan'ın içerisindeki bir hı hı. bakın Kazakistan'ın içerisindeki bir e, doğal gaz onu soracağım yani Doğal mesela gerek. oradan çıktı deniyor ya Doğalgaza zam geldi. Bunun üzerine işte bu zamlı protesto etmek isteyenler sokağa çıktı ve işler karıştı. Kazakistan'ın gayri safi milli hasasına baksınlar. Kişi başı düşen gelire baksınlar. O bölgedeki coğrafyada yaşananlara bakın. O bölgede diğer ülkelere göre Kazakistan'ın büyümesine bakın. Oransal anlamda büyümelerine bakın. Neredeyse her dönem yukarı doğru büyüyen bir grafikte giden bir ülkeden bahsediyoruz. Kazakistan'ın Yatırımları ve büyüme rakamları anlamında söylüyorum. Ya bunlar var ama bir yandan da orada şöyle de ifade ediliyor: Halkın Nazarbayev ailesiyle ilgili eleştirileri de var deniyor mesela. Şimdi Nazarbayev Sultan ailesiyle Nazarbayev ilgili eleştirileriniz yani. olabilir, o demokratik anlamda bir yere koyarsınız. Ama ilginç olan başka bir şey söyleyeyim. Bu olay yaşandığında refleks olarak ilk hareketlerden bir tanesi neydi biliyor musunuz? Neydi? Uluslararası havalimanı işgaliydi. Bakın bir protestonun sistematiği aslında protesto edenlerin amaç ve e, niyetlerini de ortaya koyar. Şimdi siz sokağa çıktığınızda doğalgazı eğer protesto etmek istiyorsanız gideceğiniz alanlar bellidir. Çoğunlukla bu oranın en büyük meydanıdır. Meydanda toplanırsınız ve hareketlerinizi yaparsınız. Bu olay başladığında, bu olay başladığında doğalgaz olmadığı çok net olarak ortaya konuldu. Neydi ortaya konanlar? Şehre giriş yolları kesilmişti. Hı. Uluslararası havalimanı işgal edilmişti ve gene görüntülerde görmüşsünüzdür. Plakasız arabalarla bagajlardan göstericilere silah dağıtılmıştı. Şimdi bu görüntünün belki izleyicilerimiz daha net anlamak istiyorlardır. Bu uluslararası havalimanına yönelilmiş olması işte şehirlerin kapatılmış olması ne anlama gelir? E, çoğunlukla şey bunun doğalgazla doğal ilgili olmadığını söyleyebilirim. Yani hani, spontane değil, planlı. Planlı, planlı. yani e, başka bir şey daha var. Mesela bu olayın başlangıcında önemlidir bir kelime kullanıldı. Ben o kelimeyi e, genel anlamda dünyadaki diğer olaylarla karşılaştırdığımda şöyle bir şey söylendi. Kazakistan'da bu hareketin lideri yok. İşin kötü tarafı nedir biliyor musunuz? Hareketin lideri olmayan hareketler çok daha tehlikelidir. Çünkü kontrol edilemediğini düşünürsünüz siz. Yani kontrolsüz başladı. Tam tersi nedir? Kontrolsüz başladığını düşündüğünüz hareketler aslında arka plandan yönetilen çok daha tehlikeli hareketlerdir. Çok daha farklı yerlere götürecek hareketler. Yani lider hareketlerdir. vardır da görünmezdir diyorsunuz. Aynen öyle. Eğer birisi görünüyorsa, görünüyorsa onun şiddeti ve diğerleri kontrollüdür. Yani belli bir yere kadar giderler. Ama Kazakistan'da örneğine baktığınızda, Kazakistan'da herkesin söylediği bu e, isyanın şeyi yok. Lideri. Lideri yok. Tam tersine. Lideri var. Siz bilmiyorsunuz. Kim <laughs> o lider? Neden ol, ol, olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz ya? E, Doğal gazı eylemini protesto etmeye gidiyorsunuz. Bir anda kendinizi uluslararası havalimanı işgal etmişken görüyorsunuz. Bunun bir mantığını bana anlatsın birisi. Ben de diyeyim ki bu hareketin bir şeyi yok, lideri yok. Tam tersine, lideri var ama görünen tabloda ortaya çıkan kişi değil o. Peki soracağım bu lider kim olabilir, kimler olabilir? Ama Nedim Şener harita üzerinden var mı sormak istediğimiz yoksa dönelim koltuklara. Yok yani şeyin e, harita üzerinden değil de gör, görün yani gör, görünmeyen liderinin aslında e, küresel yok, yani batı 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 odaklı olduğu. Ee, Ukrayna meselesinde karşımıza çıkan hemen hemen benzer aktörler olduğu e, görülüyor. Nitekim eski bir e, bakanlık yapmış e, bir iş adamı bu işin arkasında kendisinin olduğunu beyan ediyor. İşte Nazarbayev ailesiyle ilgili tasarrufların ne olacağını, bu hareketin nereye evrileceğine dair açıklamalarını görüyor. Kendisinin ifadesi var zaten. Ahmet'in söylediği gibi hareketin başında değil. Ama dışarıdan bu hareketi nasıl finanse ettiklerini görebiliyoruz. Evet. Bu da aslında bu coğrafyada ortaya çıkan, zamanda Arap Baharı denmiş, adı verilmiş e, olayların e, daha yukarıda, e, kuzeyde nasıl tezgahlandığını e, gösteriyor. Olayın genel tanımı aslında şöyle. Hani başta doğalgaz e, zamları için ayaklanma deyip Türkiye'de de bir toplumsal karşılık veya sosyal medyada buna ilişkin bir tartışma başlamıştı. Sonra ne olduğunu anlamadı insanlar. Yani bir anda Nazar Nazarbayev Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı adam onun alınmasını istiyorlar ama onun atadığı, onun getirdiği kişiler Tokayev Cumhurbaşkanı o hükümeti görevden alıyor. Böyle bir karmaşa, karmaşa ortaya çıktı. Evet. Ama şimdi yavaş yavaş ortaya çıktı ki anlaşıldı ki bu kargaşayı Mete'nin bahsettiği anlamda planlayan, hazır bekleyen, ülkedeki sorunları da gören ee, güçler var ve bu kaşı, hazır beklenmiş böyle bir ayaklanma için herhangi bir neden bir gerekçe ortaya çıkar çıkmaz harekete geçilmiş ama Rusya bölgenin hakimi olarak bir dakika o oyun öyle oynanmaz böyle oynanır diyerek e, yönetime destek ya vermiş Amerika, ve yönetim el koymuş. Hiç kuşkusuz. Çin mi? Hiç kuşkusuz. Sayıyoruz. Bakın Amerika'nın rolü çok açık. Çünkü çünkü Amerika ne diyecek diye sürekli onu takip etmeye çalışıyorum. Nihayet Blinken demiş ki işte Rusların gelişinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için Ruslar geldiğiniz zaman evinize girer çıkmazlar falan. Hı. Ya doğrudur. Ama Amerika o evi yakar yıkar. <laughs> ben tam ağzımdan aldı. Yani Amerika'nın Ruslar gelir, Ev evinize, gelir evinizden çıkmazlar diyen adam Gidip Irak'ı yakıp yıkıp milyonlarca insanı katletmiş bir ülkenin Dışişleri Bakanı Blinken'dan bahsediyoruz. Yani deminden hani programın ilk bölümünde bahsetmiştim ya. Çin, Rusya, Amerika gibi küresel güçlerin tam bir oyun alanına dönmüş durumda. Olan bunu doğal gaz zammı zanneden ve sokağa çıkıp belki de hayatını kaybeden masumlar oluyor yani. E, tabii e, çok güzel bir e, yaklaşımda bulundu ama... E, yani bunun arkasında ne olduğu, ne nasıl olduğu bence çok netleşecek. Netleştiğinde de çok garip e, ilişkiler, ile karşılaşabiliriz ben size söyleyeyim. Nasıl? Çok ilginç e, ağlar e, çıkabilir ve ha falan diyebileceğimiz e, kişileri de görebiliriz. Onu da söyleyeyim size. Ya bakın şöyle bak yine sadece Kazakistan özelinde değil. Bu e, bu Türkiye'den hani, tanıdığımız birilerini mi kastediyorsunuz? Ya bakın şey şöyle küresel sistem gayri nizami harp unsurlarını her yerde aynı şekilde uyguluyor. Şöyle bir tembelliği var. Sosyolojiye göre davranmıyor. Yok, modeller kitap aynı kitap ya, ya model Yani FETÖ gibi kitap. falan mı? Diyorsun? El kitabı. Var. Modeller, El modeller kitabı var. aynı. Yani modeller aynı. Yani gidiyorlar. Türkiye'de ayrı bir proje, e, Tunus'ta ayrı bir proje, Fas'ta Libya'da ayrı bir proje falan değil. Mesela şey e, yönetim değiştirme taktikleri ya da demokrasi ülkeleri istikrarsızlaşma şeyleri, modelleri hemen hemen aynı. Terör örgütlerini kullanmak, birbirine çatıştırmak, muhalifleri desteklemek ya da iktidar desteklemek ya da birbirine sokma, bir kavga gürültü çıkarma meselesi. Bakın burada Kazakistan'da da Rus bir bakan galiba söyledi. İşte DAEŞ unsurları ve FETÖ unsurları diye. Çok enteresan değil mi? Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Orta Asya'da, Kırgızistan'da çıkan ayaklanmalarda FETÖ'cünün rollerinin ne olduğunu ve sonunda Kırgız makam milliyetçilerinin oranın, Orta Asya'nın imamını Türkiye teslim ettiğini, oraya inandığı nasıl teslim ettiğini gördük MİT'e teslim ederek Türkiye'ye verdiğini gördük. Dolayısıyla Kazakistan'daki rolleri de açığa çıktı mesela. Biz şimdi bunu şöyle diyeceksiniz. Ya yine mi FETÖ falan söylüyor? Ya burada FETÖ'den bahsettiğimiz şey şu. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri kullandığı ajanlar vasıtasıyla orayı istikrarsızlaştırıyor. Aradakiler hep kukla. Tabii yani her yani adı adı orada biliyorum. FETÖ değil. Bil. Adı Sen orada FETÖ değil. ben Tabii ki. Ama Tabii onun ki. okullarından çıkanların oradaki bürokrasi içinde veya siyaset içinde, iş dünyası içinde varlıkları bir fitne unsuru. Dünyanın her yerinde de böyle. Bunu bakın daha önce yine programlarımızda konuşmuştuk. Mesela atıyorum Kuzey Irak'ta da yapabilirler. Her bir yönetim üzerinde bunu rahatlıkla oynayabilirler. Bunu bizzat ben oradaki siyasetçilerden duymuş biri olarak söylüyorum. Diyor ki ya 92-94'ten beri bunların okullarından yetişenler bizim askerlerimizin içine kadar yerleştiler. İstedikleri zaman eğer Amerika'nın çizgisinin dışına çıktığınız anda ki Türkiye'de buydu zaten proje. 15 Temmuz da böyleydi. 17-25 Aralık da böyleydi. Amerika'nın çizgisinin dışına çıktığınız anda sizi hizaya getirmek için içerideki unsurları kullanarak Burada da Aynı Kırgızistan, Özbekistan bakın bunların hiçbirisi tesadüf değil. Daha önce model neydi? Demden bahsettiğim model. E, renkli devrimler diye, değil mi? Soros e, odaklı renkli devrimler ortaya çıkarıldı. Mesela ya ne oldu? Dünyada demokrasi talep eden unsurlar, toplumlar, halklar bir anda renkli devrim yapmaktan vaz mı geçtiler? Hayır. Emperyalizm o renkli devrimler sürecinin artık kullanışlı olmadığına karar verdi, bahara yöneldi. Format ne değiştirdi. Yaptı? Tabii. Şimdi ne yaptı? Bu sefer Arap Baharı dedi adına. Baktınız tak 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 ülkeler zincirleme olarak benzer olayları yaşamaya başladı. Şimdi Kırgızistan'da meclis basılması, e, hapishanelerden insanların çıkarılması, tekrar bunun bastırılması tesadüf müydü? O günlerde burada tartıştık. Evet. FETÖ unsurları, Batı kapitalist ülkelerin unsurları orayı istikrarsızlığa çalışıyordu. Ama Türkiye'nin, Rusya'nın falan bir şekilde müdahaleleri burayı engelledi ve Kırgızistan gibi bana göre FETÖ'nün Alamut Kalesi dediğim ve bir devlet sahibi olduğu bir yapı bugün başka bir yere evrildi. Kırgız milliyetçilerin eline geçti. Ve orada düşünün ki Orta Asya imamı Kırgızistan'da yaşayan Türkiye'ye teslim edildi. Bu böyle bir süreç. Şimdi Kazakistan'da biz aynı unsurları görüyoruz. Ne, neyle görüyoruz? Format aynı. Bu sefer neler var? Fonlar var. Bak fonlar var, vakıflar var, fondaşlar var, medya var. Ya adam Ukrayna'dan bağlantı yapıyor bu bahsettiğim iş adamı. Hı hı. İsmi var. Nerelere fonladıklarını, kendisine bağlı hangi medya kuruluşlarının var olduğunu kendileri anlatıyorlar ve amaçlarının da daha önceki ayaklanmalarda olduğu gibi bu sefer de hükümeti devirmek olduğunu kendileri söylüyorlar. söylüyorlar. Şimdi Rusya Mete'nin anlattığı gibi güney sınırını tehlikeye atabilir mi? Bizim için Suriye neyse güney sınırımızda Rusya için de aşağı yukarı bakın bir paralellik göreceksiniz. Ülkenizin güvenliğini tehlike atmak demek. Ne düşünüyorsunuz? Kısa sürede bu olaylar yatışır? yatışır değil bastırılır zaten. Yani Blinken orada doğru söylüyor. girer evine orada onu bastırmadan çıkmaz zaten. Zaten sizin verdiğiniz rakamlar <laughs> bakın şuradaki ayaklanma <laughs> Kayseri'ne <karşısına gülüyor> verdiğiniz <gülüyor> rakamlar bizim bir gecede verdiğimiz şehidin onda biri. Doğru. 36'lık tane öldüren insandan bahsediyorsunuz. Hem de hem göstericilerden hem de şeyden. Biz bir gecede 18 güvenlik Onu, görevlisi diyor İçişleri Bakanı evet. açıklamasında 26 silahlı saldırı diyor. 26 Biz bunun neredeyse 10 katını 15 Temmuz gecesi emperyalizme karşı direnirken verdik. Biz biz de öyle bir mücadele atlattık. Bizim e, şansımız e, şuydu. E, biz bizim derken... şansımız şuydu. Bizim Allah'tan e, bu FETÖcü kalkışmaya, bu emperyalist kalkışmaya, bu alçak kalkışmaya karşı inançlı ve milliyetçi insanlarımız direnirken direnerek bunu bastırmayı becerdi. Onların ummadığı şey dediler ki Kazakistan'da olduğu gibi, Kırgızistan'da olduğu gibi kullanabileceğimiz halk kitleleri var. Ona teşneler de vardı söyleyeyim size. O yüzden bazıları çok bozuldular. Müezzinler ezan okunurken gidip 120 tanesini tartaklamaya kalktılar. Onun için alkışlamaya kalkanlar oldu. Ona teşne bir grup da vardı. Onu yani, feteciler de biliyorlardı ve söylediler bunu zaten. Burada bir yani biz, söyleyebilir miyim? Biz, tabii. Yani tam senin şeyine destek olması adına Kazakistan'ın 110 bine yakın askeri var. Yani hı hı. şu anda gelen toplam yani Rusları saymazsanız diğerleriniz söylemeye bile gerek yok. rakamsal olarak söylemeye tamam. gerek yok. 3600 Rus askerinden bahsediyoruz. 3600 Rus askerini niye çağırmış olabilir sorusunu hiç düşündünüz mü? Tabii soruyoruz bu diye. Yani Ruslar olarak. gelip yani e, silah mı kullanacaklar şeyde? E, Kazakistan'da. Ne yapacaklar? Evet. Sizce 110 bin askerin kullanılamaması, güvenlik güçlerinin bu olayları bastırmak e, konusunda yaşadıkları ile ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir mi acaba? Harekete sizce? mi geçiremiyorlar güvenlik güçlerini yani? Ya komuta kademesi ele geçirilmiş demek istiyor Mete. <laughs> acaba kim geçirmiş olabilir diyor. Ben de diyorum ki önümüzdeki dönemde, şu bir hafta 10 güne bakın. Bir hafta 10 günde Kazakistan'da e, nasıl bir yapı değişikliğine, özellikle... E, güvenlik birimi ve diğerleri sürecinde yaşarsınız. Ben bu süreçleri neye benzetiyorum Yani musun? Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'a önceye gelin. Bakın ben biraz daha önceye açıklayıcı olsun herkes hani anlasınlar diye söylüyorum. FETÖcü yapılanma nasıl bir yapı, yapıydı Türkiye'de? Bir tarafta KCK'ları hatırlıyor musunuz? Şöyle e, elleri kelepçeli olarak herkesin gözü önünden geçirildiği bir sahne vardı. Hatırlıyor musunuz? Kaycaka tutuklamalar olmuştu bir gece. Hatırlıyor musunuz? Tam çözüm süreci diye geçen süreçte. Hı -hı. Aynı süreçte bölgede bulunan birçok e, emniyet mensubu, yani o dönem daha e, en güçlü oldukları dönemdi. 17-25 Aralık'ın başlamadığı Hı -hı. dönemlerdi. Hı -hı. Onlara nasıl yardım ettikleri de ortadaydı. Bir tarafta tutuklama yapanlarla, bir tarafta yardım eden adamlar aynı adamlardı. Ben de diyorum ki size bu işin örneği FETÖ örneği üzerinden gidersiniz anlayamazsınız. FETÖ Türkiye'dekinin ismi. Tamam. Kazakistan'dakinin isminin ne olduğunu göreceğiz hep beraber. Silahı dağıtanlar da silahı dağıtanlarla silahlı mücadeleyi olduğunu görüp de ona sessiz kalanların da ...isimlerini bir hafta on güne kadar görürüz. Şöyle söylüyorum bakın. Benim kısa bir... Bu tabii, örnek tabii. üzerinde giderseniz... ...bakın Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, tutun. ...bölgenin fakir ülkeleri. Yani kaynakları çok fazla olmayan... ...yani bu enerji kaynaklarından çok da elde edememiş ülkeler. Kazakistan ise gayri safi milli hasıla olarak dahil olmak üzere. Kazakistan'da yönetimden de memnun olmayabilirsiniz... Bu da bir kenara koyuyorum bakın. Bunu da bir kenara tamam. koyuyorum. Ama bu yapılanı doğal gaz olarak adlandırıyorsanız ben ne diyorum ki yanlış yere bakıyorsunuz. Altını çiziyorum. Peki. Doğal Doğalgaza bakıyorsanız yanlış yere yani bakıyorsunuz yanlış diyorum. Yani Peki. ne doğal ne de gaz. <laughs> Benim genel söylemem. <laughs> Hakan Bey size Şu. sözü bırakacağım ama şunu söyleyeyim. Protestoların bastırılmasına yardım etmek adına ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi Rusya ve Belarus'un barış güçlerinin ülkeye vardıkları belirtildi. Böyle ifade ediliyor Rus güçler. Rusya'nın barış güçlerinin ülkeye transferi devam ediyor deniyor Kazakistan'dan yansıyan haberlerde. Evet bu. yarın yarın galiba veya pazartesi de olabilir özür diliyorum. E, tarih açıklanmış ama ben tarihi kaçırdım. Evet. E, Türk Konseyi Dışişleri Bakanlığı bakanları bir araya gelecek. Kazakistan e, gündemiyle Tabii. Türkiye'de bir araya gelecekler. Peki buyurun. Şimdi bizim bir kere yani e, ülke olarak hani Nedim Bey dedi ya 15 Temmuz gecesi bir gecede bile 36 orada ölüm olmuş filan. Şimdi biz zaten çok cins ve orijinal bir memleketiz. Bizde Sivas Spor Kayseri, maçın, Kayseri Spor <laughs> maçından sonra 100 kişi öldü 1968. Eyvah eyvah. Bir maçta 100 kişi öldü ya. Kayseri Spor, Sivas, Sivas Spor. maçta kavga ettiler. Trenle dönenler 100 kişi öldü. Biz ölçü değiliz. Yani biz şey, bizle bulaşan canı sıkılır. Tabi buralar daha kolay ülkeler. Diğerlerine zaten. Şimdi ben söylemek istediğim şu. Evet. Bakın e, şu bizim kuzeyimizdeki Ukrayna'da dahil bütün şu Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Hatta Türk ahalisi Türk değil de İran'a yakın olan Tacikistan da dahil, bunların hepsi eski Rus topraklarıydı. E, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İngiliz havzasıydı. Tamam çekildiler ama ticari tezgahlarını sürdürdüler. Ee, Hindi Çin'i dediğimiz Vietnam tarafları da Fransız ekibiydi. Fransızlar çekilince biliyorsunuz Amerika geldi oraya. Yani Amerikan ve Avrupa Birliği ülkeleri yani Londra sermayesi, ne bileyim Amerika'nın büyük sermayesi filan buralarla hiç ilgilenmiyordu. Çünkü dedikleri gibi enerji yok bir şey yok yani doğru var da Rusya'nın da çok kontrolünde. Pek de girebilecekleri bir alan yok. İran başlı başına bir olay. Evet. Yani bir tek NATO ile bizimle şuraya kadar sokulmuşlardı. Başka da bir güç yoktu. Evet. Fakat şimdi son 20 yılda konjonktür değişti. Çin diye büyük bir güç çıktı. Çünkü Çin komünizmi üstünden silkeledikten sonra Çin'de bir ekonomi belirdi. Komünist Çin'de yoktu bu ekonomi. Olabilirdi ama olmadı. Başka sebeplerle olmuyor. Serbest ekonomiye geçişi yapınca Çin müthiş bir ekonomik güç çıktı ortaya. Rusya, aynı komünist Rusya, o da üzerinden komünizmi silkeledi. Şimdi görüyorsunuz Putin bir kapıdan çıkıyor, kapı altından her taraf altın. Tavsiye ederim o görüntüyü. Yani Çarlık Rusyasında öyle bir ihtişam yok, öyle bir gösteriş yok. Şimdi bu, bu ülkeler artık tam bir e, liberal sistem, kapitalist sermaye, e, bir ekonomi yarışı var. Amerika'da şartlar ve demokrasi filan diye çünkü Çin'de ve Rusya'da Hala doğru dürüst demokrasi yok açıkçası. Ukrayna hatta Ermenistan buralara giriş yaptı Amerika. Evet. Üstü kapalı veya üstü açık. Mesela Ermenistan'daki yönetim e, Amerikancıydı. Putin onun için Azerbaycan'ın müdahalesine ses çıkarmadı. Yoksa dokundurmaz Ermenistan'a. Onlar Amerika'ya yakındılar. Ermeni toplumu iki tarafı Neyse lafı uzatmayayım. Tamam. Amerika yavaş yavaş ve Avrupa Birliği dahil buna zaten o bir çeşit paralel işleyen bir ekonomik sistemdir. Bakın Ukrayna'da Ermenistan'da kısmen Gürcistan'da e, zaten Orta Doğu'da saltanat kuruldu aşağı yukarı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Şimdi ne kaldı? Ha. Çin büyük bir Ortası. güç olarak çıktığına göre, Rusya da yavaş yavaş güçleniyor ekonomik açıdan. O zaman bu Orta Asya cumhuriyetleri önem kazanmaya başladı. Benim de genel anlamda ve daha e, yani daha uzak bir fotoğraftan bakarak düşündüğüm şu, bu alanlarda Kazakistan'dan başlamak suretiyle, daha sonra Özbekistan'da bekliyorum, Özbekistan'da, Kırgızistan'da bekliyorum. Tacikistan'la çok uğraşacaklarını sanmıyorum. Kırgızistan zaten bir saha oldu. Hı. Ya Kırgızistan'da şu anda Kırgız milliyetçileri var. Yani şimdi biliyorum. Rusya biliyorum. ve Türkiye ile çok Ama iyi, yine ben hamle yapılacak. FETÖ bağlaştırmıyorum. FETÖ çünkü neticede CIA ile işbirliği yapan, yani Amerikan sistemiyle işbirliği yapan bir örgüt gibi. Ama öyle bir şey düşünmeyin. 90'lı yılların başından duvar yıkılır yıkılmaz orada yerleşik eğitim sistemine e, okullarını açıp eğitim kadrolarının devletin bürokrasisine ve siyasetine ha, Biliyorum, geçir. Hevelenistan'da yani Milli Eğitim biliyorum. Bakanı FETÖcüydü. Bizzat FETÖ üzerine kitaplar yazmış. Biliyorum, biliyorum. Ya benim özetle demek istediğim şu. Amerika daha önce üstünde durmadığı, Hı -hı. girmeyi de çok istemediği, zaten Rusya'nın kontrolünde olan bölgeleri Ukrayna, Ermenistan örneklerinde ve hatta hiç beklemediği Arap Yarımadası örneğinde görünce Düşünsenize siz İsrail'i İsrail'in babası pozisyonunda bir ülke. Evet. Suudi Arabistan'la o bütün petrol zengini ülkelerle kanka oluyor. Şimdi bu gelişmeler olunca Çin de güçlenince Amerika buralara heveslendi. Ama ben şu görüşe katılıyorum. Rusya İzmir yani bitik hali bile ki şu anda bitik hali falan yok. yok. Bu ne Kazakistan konusunda? Ne hatta ideal söylüyorum Ukrayna konusunda Amerikalılara hey. en azından 30-40 yıl önümüzdeki 30-40 yıl gözden. Sağ olun. <laughs> e, son cümleleri bir de cümle. Sayın Selvi'den alalım Çinliğe çünkü şey, süremiz şey bitiyor. Bir cümle lütfen. Olur. E, evet. Başka şimdi? Hemen geliyorum. Mete Bey bir şey gelişmeden. ekliyor daha bir cümleyle hemen dönüyorum size buyurun. Tabi. Yani Çin'in gıda üretiminin neden yüzde 50'sine bu sene e, satın aldığını hep altını çiziyorum. <laughs> altını çizerek. Ee, söylüyorum. Bunu Yine düşünmekte fayda var diyorsunuz. Buyurun e, Sayın Selvi. Ee, Kazakistan'daki gelişmeler Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek. Çünkü e, Kazakistan e, özellikle bizim Rusya ile ilişkilerimiz sıkıntıya girdiği zaman Rus uçağının düşürülmesi olayının perde arkasında da bu yer alır. Nursultan Nazarbayev çok önemli bir rol oynamıştı. Azerbaycan Devlet başkanı İlham Aliyev çok önemli bir rol oynamıştı. Bunu bir nokta bir yere kaydetmek istiyorum. İkincisi bu ülkelerde bir Türk firmaları ihalelerde hep öncelikli olarak kabul edilirler ve ticaret hacmimizin çok sağlıklı bir şekilde geliştiği ülkelerdir. O açıdan buradaki gelişmeler bizi çok yakından ilgilendirecek e, Mahir kaynağın bir formülü vardı o bence çok önemli bir şeydir kime yaradı diye Bel, elbette ki baştaki karışıklıklarda bir Amerika'nın özellikle Soros etkili e, Soros'a dayanışma içerisinde olan e, vakıfların bazı iş adamlarının bir etkisi olduğu hissediliyor ama çok net ve açık söylüyorum ki Amerika burada da çuvalladı. Yani Ukrayna'da Rusya Amerika'yı test etti. Gördü ki Amerika ve Batı sadece konuşacak. İşte Biden'la görüşmelerinde Putin'in askeri müdahalede bulunamayacak. Buralarda son sözü asker söyler ee Başak Hanım. Buralar ve Rusya'nın Sovyetler Birliği nedeniyle eski hinterlandı. Batı dünyası işte Gördük ee, geçmişte Gürcistan'da da benzer örnekler yaşanmıştı. Rusya e, test etti ve gördü ki e, Batının sadece konuşacak, sadece yaptırımlardan söz edecek ama askeri bir müdahale gücü yoktur. Burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir süredir e, Nazarbayev e, Kazak milliyetçiliğini ön plana çıkarıyordu. Örneğin kısa bir süre önce. Rusya resmi ikinci dil olmaktan çıkarılmıştı. Şimdi bu harekette de işte bu nerede başladı? Kazakistan'ın batısında başladı. Fabrikaların yoğun olduğu, LPG'nin çıkarıldığı bölgelerde başladı. Oradakiler sanayi işçisi, daha örgütlü işçiler ama geldiği nokta itibariyle havalanlarının işgal edilmesi, dünya ile irtibatının kesilip yeni bir dünya orada kurulmak isteniyor. O Batı dünyasına verilmiş çok önemli bir mesajdı. Mesela e, Kazakistan devlet başkanı Türkiye'den de ya da Azerbaycan'dan da askeri bir güç e, talep edebilirdi. Türk devletleri teşkilatı olarak yardım isteyebilirdi Peki, ama efendim. Rusya'dan e, destek istedi ve Rusça bunu yaptı. Rus Rusya'nın da evet. e, talepler talepleri oldu. Rusya'nın askeri güçlerinin açılması, Rus azınlıklara özellik verilmesi, Rusya'nın yeniden ikinci dil olması, Kırım'ın ilhakının tanınması gibi. Ben asıl bundan sonraki süreçte Rusya lehine Kazakistan'da atılacak adımların e, çok dikkat etmek ve dikkatli izlemek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Abdülkadir Selvi, Mete Yarar, Hakan Bayrakçı ve Nedim Şener bizlerle birlikte olduğunuz bu akşam. Size de teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.